Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam konuğum Medipol Üniversitesi öğretim üyesi serbestiyet yazarı Profesör Doktor Bekir Berat Özipek bizlerle birlikte olacak. 1 Kasım seçim sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü bütün araştırma şirketlerinde de %41 ve %43-44 arası sonuçlar çıkmıştı. Ezici bir çoğunlukla oy oranı 2011'deki oranı neredeyse yakalayarak tekrar her iki seçmenden birisinin oyunu alarak AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu. Oysa ki 7 Haziran seçimlerinde toplumun geneli çoğunluğu açısından çoğunluğu tarafından koalisyon neredeyse satın alınmıştı. Evet. Katılıyor musunuz? Doğru öyle. Yani beklenmeyen bir sonuçtu. Hı-hı. Belki o bakımdan da araştırma şirketlerini manipülatif davrandıkları gerekçesiyle suçlamamak lazım peşinen. Öyle olanları da vardır muhtemelen. Daha önceden de benzer şikayetler olmuştu ama bu sefer sahiden bir kısmi bir öngörülemezlik vardı ve o kısım da zaten bir anket ya da bir araştırma şirketini sınıfta bırakmaya yetecek bir miktardaydı. Zannediyorum sadece Adil Gür ya da onun sonuçları şeye daha yakın çıktı. Birazcık daha yakın çıktı. Evet, ötekiler epeyce bir uzak kaldılar. Yani makas bayağı çıktı. Ama sadece kamuoyu araştırma şirketleri değil ki. Yani AK Partili siyasetçiler tabii, de bu sonucu tabii, böyle beklemiyorlardı. Bugün herhalde Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Bu sonucu ben de beklemiyordum gibi, şaşırttığı gibi. Bu yani minvali bir açıklaması hani vardı. Açık yüreklilikte bunu söylemiş olması önemli tabii. Çünkü aslında seçimlerden önce benim de çevremde konuştuğum, sorduğum insanların önemli bir bölümü bu kadar yüksek bir oran söylememişlerdi. Ben de söylememiştim. Şimdi düşündüğümde yani bazı isimlerin yani epeyce patlama yapacak, aslında iyi alacak diyen isimlerin sosyal medyaya daha uzak isimler olduğunu düşünüyorum. Yani ya da medyaya belki daha uzak isimler olduğunu düşünüyorum. Bu da şunu gösteriyor. Ya da bu bir gösterge midir bilmiyorum ama gösteriyor olabilir diyebiliriz. Yani o sokakta, pazara daha yakın olanlar belki televizyon ekranlarına ya da gazetelere yakın olanlara göre realiteyi daha iyi gözlemlemiş durumdaydılar. Peki ne oldu? Yani bütün verileri ya da evet, siyaseten gözlemlediğimiz bazı lazım. Şeyler evet, var. Evet. Hani diyoruz ki kaos ortamı olursa bundan ancak merkezdeki parti ve iktidar partisi etkilenir. Marjinal partileri daha güçlendirir diye bir veri de var önümüzde. Siyasete ilişkin olarak hani okumaya evet, çalıştığımızda. Evet. Bütün bunlar nasıl alt üst oldu? Yani ne oldu ve belki şeyden başlamak lazım. Nereden? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir eleştiri vardı, bir itiraz vardı ve onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran'da oyunu düşürdü. Yani içeriye geçmeden önce ikinci kısmından da bahsedeyim. Ama 7 Haziran sonrası ortaya çıkan tablo alternatiflerinin herhangi bir şekilde daha iyi adına bir güven vermediğini gösterdi. Yani eğer toplum şunu fark etmiş olsaydı, evet biz eleştirilerimizi yönelttik, iyi de yaptık, şimdi ortaya çıkan sonuç belki daha iyi bir ülkenin, daha iyi bir Türkiye'nin inşası için de zemin olacak. Hiç öyle olmadı. Siyaset parçalı idi ve zaten Adalet ve Kalkınma Partisi bu parçalı siyasete yönelik bir cevap olarak ortaya çıkmıştı. Yani haritaya bakın, bu seçim sonuçlarının açıklandığı haritaya bakın, bir tarafta ortada geniş sarı renkli genellikle resmedilir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı yerler. Doğuda CHP ve MHP yoktur. Batıda HDP yoktur. Yani aslında bölünmüş bir siyaset veya parti tablosu söz konusu. Bu bölünmüşlüğü bir arada tutan zamk olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi var. Sevin sevmeyin, eleştirin eleştirmeyin ama yani hem doğuda Kürt illerinde hem de batıda en seküler laik kıyı şeridinde yani Kürtlerin işte geldiler burada işte rahatsız ediyorlar falan diye çemkiren insanların da olduğu yerlerde hani hatırlayın HDP'nin araçlarına falan saldırmışlardı, taşlamışlardı vesaire. Oralarda da AK Parti ikinci parti. Yani her iki yerde de birinci olmadığı yerlerde de ikinci parti. Bu önemli. Dolayısıyla bu partiye ilişkin yaklaşımınız ne olursa olsun bu ülkeyi bir arada tutan bir zamk
bir siyasi aktör söz konusu olduğunda herhalde ortaya çıkacak olan şey böyle bir şeydir diyebilirsiniz. Yani diyelim Kürt sorununda biraz çözüm isteyen, çözüm şey yapan, çözümden yana olan ama bir taraftan da işte etnik ayrılığa karşı çıkan, din meselesinde bir yandan toplumun geniş kesimlerinin gasp edilmiş haklarını, Müslüman çoğunluğun haklarını bir yandan iade eden, bir yandan da bunu yaparken laik toplum kesimlerini ezmeyen, yani bu ikisini bir arada yapan. Bunu iyi yapıyor, kötü yapıyor, başarılı yapıyor hani tartışılabilir ama sonuçta ikinci bir iyi yok. Peki. Aynı AK Parti'den bahsediyoruz. 7 Haziran'da ne oldu o zaman? 7 Haziran'da aslında bir sürü şey vardı. Daha önceden de konuşmuştuk. 7 Haziran'da, evet, 7 Haziran'daki AK Parti'ye yönelik eleştiriler diyelim ki tepkiler vardı, eleştiriler vardı. Eğer AK Parti iktidarda olsaydı tek başına, yani seçim hükümeti kurulmamış olsaydı, kendisine yönelik eleştiriler konusunda bir adım atar ve kendisini bu bağlamda düzelttiğini, revize ettiğini, tasih ettiğini gösterebilir. Aslında onu gösteren işaretler verdi. Yani mesela 3 ay içinde, 4 ay içinde ne kadar yapılabilirdi? Bu tartışılabilir. Gerçekten de çok fazla bir zaman yoktu. AK Parti sahiden ciddi bir öz eleştiri yaptı mı? Çok emin değilim. Yani bu, evet, bunu yaptı diyemem ama daha seçim yenilgisinin hemen ardından, ki seçim yenilgisi dediğimiz zaman da birinci çıktığını hatırlatalım, evet, yani açık ara farkla birinci çıktığında yani aslında kardan zarar etti ya da kendi performansına yenilmişti. Herkesi çağırıp eleştiri istediler. Yani ben de gidip eleştirenlerdendim ve çok açık bir şekilde. 7 Haziran sonrası. Evet, yani o topla akademisyenlerin evet, olduğu evet, toplantı. Yani ve bu eleştirilerden ben önemli ölçüde en azından tutum olarak bir değişiklik çıkardıklarını düşünüyorum ya da gözlemliyorum. Mesela neydi mesela sizin eleştirileriniz? Ya mesela ne söylediniz? Bizimle paylaşmanızda bir mahsur var mı? Aslında daha önce konuşmuştuk sizin programınızda da, öyle zannediyorum yani. Belki seçim sürecinde. Evet. Yani mesela izleyiciler açısından iyi olabilir. İşte bu demokratikleşme ya da Kürt meselesi, çözüm süreci, burada yapılan eksiklikler, hatalar, işte bu yolsuzluk iddiaları, ithamları karşısında alınması gereken tutum, bütün bunlarla ilgili mesela 17-25 Aralık operasyonlarında toplum bunun bir yolsuzluk operasyonu olmadığını görmüştü ve o konuda çok net bir şekilde işte yapılan ilk seçimlerde bir açık çek vermişti. Daha doğrusu bir vize vermişti. Öyle söyleyelim. Açık çek demek doğru değil. Çünkü şartlı bir evetti bu. Yani şu an ben şunu görüyorum. 17-25 Aralık yapılan operasyonlar bunlar yolsuzluk değil. Seni alaşağı etme girişimi. Bunun farkındayım. Dolayısıyla ama sen de kendi içinde evet, sen de bunun gereğini yap mesela. Evet. İşte bu Yüce Divan meselesi. O adım atılmamıştı mesela. Bir de geçen seçim öncesinde işte başkanlık söylemleri, yani çünkü başkanlık sistemi ile ilgili toplum henüz hazırlanmadan ya da toplumda bununla ilgili doğru dürüst bir kanaat pekişmesi olmadan gündeme getirilmiş bir şey ve daha çok Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmişti ya da ortada çözüm yok, masa yok vesaire gibi söylemler Kürt seçmeni incitip tutumunu değiştirmesini sağlamıştı. Zaten dikkat ederseniz giden oyların önemli bir bölümü muhafazakar dindar Kürt seçmenden gitmişti. Ya da aslında bazı arkadaşların bir eleştiricisi var. Zaten Kürt seçmen ağırlıklı olarak böyledir. Yani çok özel olarak muhafazakar demene gerek yok ya da dindar demene gerek yok diyorlar. Doğru olabilir bu. Ama sonuçta oradan bir miktar oyun gittiğini görüyoruz. Hatta gelmez dedik, geriye de dönmez. O evet, ama döndü işte. Döndü. Çünkü bir, Adalet ve Kalkınma Partisi tutumunu değiştirdi bu arada. Bir de alternatifleri hiç umut vermedi. Yani CHP, MHP ve HDP. Hı hı. Yani HDP kendisine açılan o olağanüstü krediyi çarçur etti. Ve aslında biraz da Türkiye'deki solla fazla haşır neşir olmasının etkisiyle galiba Kemalist bir refleksle adeta toplum ben ne dersem
alır, kabul eder diye fazlasıyla retorikle işi götüreceğini düşündü. Yani işte Ankara katliamını otomatik olarak şeye yükledi, hükümete yükledi. Ya da işte sanki 90'lardaymışız gibi bir politikanın hükümet tarafından izlendiğine dair propaganda yaptı. Bunların realiteyle örtüşmesi söz konusu değildi ve insanlar kendi yaşadıklarını bilebilecek olgunluktaydı ve sonuçta da böyle oldu. Bu sonucun alınmasıyla ilgili bir şey de belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran öncesinde kullandığı dil belki işte özellikle sağ seçmeni daha fazla çekmek amaçlı olabilirdi ya da başkanlık sistemiyle ilgili vurguları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy kaybettirdi. Ama onun yeni bir seçim konusundaki tutumu, ısrarı aslında bu sonucu da getirdi. Dolayısıyla da iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani bazen sadece madalyonun bir tarafını görenler oluyor ya da öbür tarafını görenler oluyor. İki tarafını birden görmek lazım. Peki bundan şunu mu algılamamız lazım? Aslında hani Türkiye'de iki pek çok böyle kronik soruna baktığımız zaman, örneğin Kürt sorunu. En nihayetinde hangi adımları atarsak atılsın, hangi düzeltmeler yapılırsa yapılsın, ama gelip dayandığı bir yer var, yeni anayasa. Evet. Ve parlamenter sistem, yani Türkiye'deki sistem sorunu geliyor ve orada duruyor. Örneğin işte hani Türkiye'de AK Parti döneminde, 13 yıllık dönemde pek çok sorunda düzelmeler oldu ama fiili düzelmeler oldu. Bunlar henüz yasal zemine kavuşmadı. Bunların yasal zemine kavuşması için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Ama Türkiye'nin iyi yönetilmesi için de hem yeni anayasa hem de sistem sorunu var. Yani hükümet sistemi sorunu var. Başkanlık sistemi diyoruz. Başkanlık sistemini Türkiye istemiyor mu? Bunu algılayabilir miyiz? Yani şimdi, 7 Haziran seçimlerinde başkanlık sistemi gündeme geldi. Oylarda düşüş oldu. Burada sadece seçim beyannamesine yer aldı ama ön plana çıkartılmadı. Bu etkili oldu ve oylar arttı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat ederseniz bu seçim sürecinde onu vurgulamadı. Yani muhtemeldir ki o da önceki yaklaşımla ilgili bir kanaate varmıştı. Ama onun en önemli etkisi, ki aslında rakiplerinin ona çok kızması bu anlamda anlaşılabilir bir şey. Belki bir siyasi sezgi yeteneğiyle bir sonraki seçimin ya da yeni bir seçimin Türkiye'deki bu tabloyu radikal bir şekilde değiştireceğini fark etmiş olmasıydı. Birçok insan fark etmedi. Yani, ama yani Türkiye AK Parti'ye oy veren %49 ya da 50 diyelim seçmen başkanlık sistemini istemiyor, sonucu çıkmaz değil mi buradan? Çıkmaz yani, ama çıkar sonucu sadece da çıkmaz. Yani şöyle söyleyeyim, başkanlıkla ilgili kanaatler net değil. Çünkü insanlar bunu anlayamıyorlar tam olarak. Yani başkanlık sistemi, parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, bunlar nedir? Birbirleriyle ilişkileri nelerdir? İşte kuvvetler ayrılığı hangisinde daha uygulanabilir bir şekilde vardır. Bunlarla ilgili, yani ben hatta hatırlıyorum. Ben de böyle CHP lideri, çünkü yani iyi anlatılamadığını ve ne olduğunu toplum bilmediği için burada biraz kararsız davranmış. Evet, yani ama bu anlamda AK mesela AK Parti'nin kendisi de bilmiyor. Yani AK Parti siyasetçi milletvekilleri de çok fazla bilmiyor ne olduğunu. Bence başkanlık sistemi. Ben belki sistemi, hani en azından mesela ön plana çıkıp konuşanların bildiğini düşünüyorum. Çok ama az. Yani olabilir. Şu bağlamda söylüyorum. Hı-hı. Yani başkanlık sistemi deyince bizim aklımıza kim geliyor? Burhan Kuzu geliyor. Evet. Başka isim geliyor mu? Çok fazla gelmiyor aslında. Çok fazla yani konuşan olmadı, evet, olmadı bu konuda. Oysa ki mesela 8 Nisan'da Mustafa Şentop'u burada ağırlamıştım ben. Yani o zaman seçim işlerinin başında Mustafa Şentop vardı. Ona şöyle bir soru yöneltmiştim. Başkanlık sistemi diyorsunuz. Adaylarınız arasında başkanlık sistemini anlatabilecek bir komisyon oluşması gerekiyor. Kaç isim var? Hani bir şey ayırmanız gerekiyor. Evet. Başkanlık sistemini anlatabilecek milletvekili aday tercihlerinizde buna dikkat ettiniz mi diye çok net bir cevap verememiştiniz. Şimdi zaten önemli olan şu, yani başkanlık sistemi, hı hı, aslında Türkiye'deki
ihtiyacımız olan sistem hı hı. değişikliğinin olmazsa olmaz bir hı hı. Şartı değil bence. Hı hı. Gerçekleşmesi iyi olabilir. Hı hı. Yani Türkiye'de başkanlık hı hı. sistemi belki parlamenter sistemde yaşadığımız bazı hı hı. sorunların çözümü bakımından daha iyi bir yere hı hı. bizi götürebilir. Ama ben mesela ben de bu başkanlık sistemiyle ilgili özel olarak hani yazıp çizenlerden değilim. Çünkü biraz önce bahsettiğin yeni anayasa çok daha önemli mesela. Evet. Yani yeni anayasanın içinde de başkanlık sistemi olabilirdi, olmayabilirdi. Hükümet sisteminin ne olduğu ikinci bir mesele bence. Daha evet. önemli olan yetki paylaşımının, yetki haritasının nasıl olacağı. Bireyin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklarının nasıl kurumsal mekanizmalarla garanti altına alınacağı, devletin ideolojik tarafsızlığının sağlanıp sağlanamayacağı, Kürt meselesinin çözümü için zorunlu olan eşit vatandaşlığın ya da ana dilde eğitim başta olmak üzere temel hakların iadesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Alevi meselesinin ya da genel olarak din ve vicdan özgürlüğü meselesinin bir daha önemli bir anayasal yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaksızın çözümünü sağlayacak bir din ve vicdan özgürlüğü perspektifinin anayasada yer alıp almayacağı. Yani zorunlu din dersi gibi saçma sapan bir mevzuyu bir daha bizim tartışıp tartışmayacağımız mesela. Evet. Şimdi bütün bunların olması çok daha önemli ve hali hazırda da önemli. Türkiye'de başkanlık sistemi özellikle de işte Erdoğan tek adam işte Türkiye tek kişinin yönetimine gidiyor söylemleriyle beraber yapıldığı için o tartışmaların gölgesinde kaldı ya da başkanlık isteği AK Parti'den gelen başkanlık isteği bu yoğun propaganda ve kaygı bombardımanıyla birleşti ve evet işte demek ki bak istedikleri buymuş dendi. Oysa başkanlık sistemi yasama, yürütme ve yargı erkinin çok daha net bir şekilde ayrıldığı, parlamenter sistemdeki gibi yürütme ile yasamanın böyle iç içe geçtiği, yürütmenin adeta yasamayı yönlendirdiği bir sistem de değil. Ama bu bile anlatılamadı. Yani işte, hani sadece bu bile anlatılmış olsaydı olabilir evet ama biliyor da bilmiyor ama anlatamadı, anlatılamadı. Böyle tartışılmadı. Daha çok bir kişi üzerinden tartışıldı Türkiye'de başkanlık sistemi ve o yüzden de hatta bazıları parlamento ortadan kalkacak başkanlık sistemine girersek diye söylediler. Yani bunu söyleyenler de işte bir muhalefet partisinin lideri olabiliyor yani. Dolayısıyla da böyle bir ortamda yapılan tartışma o ağır bombardımanı dezenformasyonu da dikkate alınca sonucuna ulaşamadı. Ama dediğim gibi yani o ulaşsın ya da ulaşamasın şu an için o söylemin ikinci plana çekilmiş olması bence doğru. Esas önemli olan şu an için özellikle de AK Parti'nin aldığı bu geniş oyla beraber ciddi kapsamlı bir demokratikleşmeyle beraber ya da onu da mümkün kılacak bir anayasal zeminin inşası. Bunun için de aslında sıfırdan başlamaya gerek yok. Belki 7 Haziran seçimlerinde ve 1 Haziran seçimlerini mukayese ettiğimiz zaman aslında bir şey daha ortaya çıktı. AK Parti'nin seçmeni CHP'nin seçmeni, yani CHP seçmeni gibi değil. Yani ne yaparsan yap, hiçbir şey yapma, seçime sadece gir, görüşme, seçim evet. meydanlarına inme ama kemikleşmiş bir oy var. Yani ideolojik çünkü hani oradaki seçmen. Daha çok sınıfsal aslında da ideoloji onu örtüyor. Yani sınıfın evet. tutumunu örtüyor. Yani yarım puan oynuyor. Evet, bir puan oynuyor ama en demokrat söylemlerle en ulusalcı söylemler aynı oyu getiriyor. Evet, yani değişmiyor hiçbir evet. şey. AK Parti seçmeni böyle değil. Yani orada doğru. hizmet bekliyor. Daha aslında rasyonel bir seçmen, daha esnek davranabiliyor ve cezalandırabiliyor mesela. Evet. 7 Haziran'da cezalandırdı, evet. ayağını denk al dedi. Belki bu bağlamda bu kadar %49,5 seçmen, yani oy oranı şunu da söyledi. Evet, sana tekrar yeni anayasa için bir fırsat veriyorum. Mütevazi olacağım dedin. Öz eleştiri. Evet. evet. Olmazsan 4 yıl sonra görüşürüz. Evet. Ben bu birkaç ay içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu sözünü ettiğimiz dersi alıp almadığını göreceğimizi düşünüyorum. Yani tutumuyla bu netleşecek. Yani eğer bu dediğimiz yere doğru yönelirse, hı hı. kaybettiğini hatırlarsa, neyi kaybetmiş olduğunu hatırlarsa, tekrar bir güçlü bir demokrasi dalgasının taşıyıcılığını yaparsa, bütün bu dezenformasyonu da giderebilir.
dikkat edin, aslında burada dezenformasyonu kendisi gidermedi ya da bu boğulmuşluğu, bu sıkışmışlığı kendi söylem gücüyle ya da parti gücüyle, siyasi gücüyle aşmadı. Halk devreye girdi. Yani evet, halk meseleyi çözdü. Ve çok net bir şekilde çözdüğü için de kimse bir şey söyleyemedi. Ama artık buna gerek de olmamalı. Yani kendi performansıyla da bunu gösterebilmeli. Tabii halkın buradaki tercihi alternatiflerine yönelik de ciddi bir sitemi ya da eleştiri ifade ediyordu. Yani mesela HDP'yi ele alalım. İşte sen güçlü bir şekilde parlamentoya girince çözüm daha çok gelişecek dedin ama tersi oldu. Ve bu arada işte PKK silahlı mücadeleye döndüğünde sen dönüp aynı kararlılıkla onu eleştiremedin. Bu çok netti. Hendekli, tuzaklı, mayınlı günlere tekrar bizi geri döndürmenizi istemiyoruz dedi. PKK'ya yönelik eleştirisi de mesajı da oydu. Ve dolayısıyla da oradan da önemli bir puan oy geri gitti. Yani geri geldi ya da öyle söyleyelim. MHP çok anlamlı bir alternatif ya da umut vaat edemedi. CHP iki milliyetçilik, yani milliyetçilik üzerinden siyaset yapan iki parti. Türk milliyetçiliği ve Kürt milliyetçiliği yapan iki partide ciddi bir düşüş yaşadı. Evet, çünkü yani, insanlar bu kritik zamanda 12 yıllık kazanımlarını da kaybedebileceklerini gördüler. Yani bir tür aslında fetret devrinin eşiğindeydik ve toplum yani bütün eleştirilerine rağmen yok bir dakika dedi, bunlarla bir fetret devrine girmek istemiyorum ben. Ve tekrar iktidar partisini desteklemeye karar verdi. Şartlı bir destek yine. Yani hiçbir zaman hiçbir parti için demokrasilerde oylar çantada keklik değildir. Ya da CHP açısından geçerli olan durum diğer partiler açısından geçerli değildir. CHP'nin özel bir statüsü var. Oligarşinin partisi ve öyle kuruldu ve ayrıcalıklarını kaybetmemeye çalıştı. Şimdi izlediniz mi? Seçim akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kameralar karşısına geçtiği zaman orada ismini hatırlamıyorum ama bir muhabir arkadaşımız şeyi sordu. İstifa edecek misiniz? Dedi. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı, bizi başka partilere benzetmeyin gibi bir cevap verdi. Ama Türkiye'de sonra bu zaten neden etmemesi yani gerektiğini falan açıkladı ama yani Türkiye'de başarısızlık istifa gerekçesi değildir Türkiye'de. Yani kaza olur, bilmem şey olur, kurumunuzun işte yönetimindeyken, kurumunuz sizin yöneteceğinizdeyken şey olur. Kendi kitlesine yönelik olarak. O herkesin, her partinin kendi bileceği bir şey. Yani sonuçta bu yasal bir zorunluluk olamaz. Dolayısıyla da eğer bir sonraki seçimde de o kitle onu tekrar seçiyorsa ya da oy verebiliyorsa kendi tercihidir. Türkiye'de böyle bir tür partilerin, liderlerin malı olması gibi bir durum söz konusudur. Mesut Yılmaz'ı hatırlayın. Koskocaman bir partiyi marjinal, küçücük bir yani %1'in altına indiren bir oy alan bir parti haline getirinceye kadar başında kaldı. Çünkü kendisini seçecek olanları seçiyor. Cumhuriyet'in tek parti dönemindeki bu müntehibi evvel müntehibi sahne meselesindeki gibi yani. Dolayısıyla da parti küçüle onunla beraber gidiyor ama o kalıyor. Yani iktidar öyle bir şeydir. Mikro iktidar da öyledir. Yani kimse onu terk etmek istemez. Dolayısıyla CHP açısından da geçerli bu. Öteki partiler açısından da geçerli diye düşünüyorsunuz. Peki tekrar böyle AK Parti'ye dönmek istiyorum. Çünkü 13 yıllık iktidarı döneminde sadece 5 aylık bir sekteye uğramıştı. Türbülansa girdi. Sekteye uğradı. Sonra tekrar iktidarı aldı. Bir AK Parti gerçeği, sosyolojik olarak Türkiye'nin bir AK Parti gerçeği olduğu artık muhakkak diye bakıyoruz. İktidarı kurduktan sonraki ilk yapması gereken hamleler ya da adımlar ne olması lazım? Öncelikle şu önemli, yani bir, diğer muhalefet partileriyle ya da muhalefet partileriyle kurduğu ilişkiyi çok daha farklı, mesela bugünkü CHP ile kurduğu ilişkiye benzer bir ilişki haline getirip bunu genelleştirmeye çalışması lazım. Şunu da çünkü sormak, peşinden şunu soracaktım. Siz girmeye, yani oradan başladınız cevap olarak. 13 yıl aslında Türkiye'nin aynı zamanda kutuplaştığı ve yani gerilim siyaseti yürüdü. Çok haklı olarak. Yani yeni anayasa sorunu var, demokratikleşme sorunu var.
bu da biter mi? Hani toplumsal yani şöyle kutuplaşma demiyorum ben, siyasi gerilim diyorum. Daha çok çünkü siyasette var bu, toplum nezdinde yok. Yani sokağa çıktığınız zaman çarşıda, pazarda hayatın olağan akış içinde devam ettiğini görüyorsunuz. Ama daha çok okumuş yazmışlar arasında, bir de Türkiye'deki o eski ayrıcalıklı kesim arasında büyük bir birikmiş öfke veya negatif enerji var. Bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü Türkiye toplumu aslında böyle ayrıcalıklı, oligarşik bir yapıdan, daha böyle kastvari ayrışmış bir yapıdan, daha eşitlikçi bir yapıya doğru gidiyor aslında. Bütün yaşadığımız problemlere rağmen oligarşiden demokrasiye geçme yolunda, yani insanların daha eşit olması, daha önce başka insanlara, toplumun geri kalanına kapatılmış olan mevkilerin ve makamların onlara da açılması anlamında bir eşitlenmeye doğru gidiyor. Ve bu da tabii ki önceki avantajlı kesimlerde bir öfke, bir tepki oluşturuyor. Bu da kaçınılmaz bir şey. Çünkü uzun bir zaman ayrıcalıklarla yaşarsanız onları hak görmeye başlarsınız. Ve birisi onları sizden aldığı zaman hakkınızı gasp ediyor hissine kapılırsınız. Türkiye'deki egemen zümrelerde böyle bir hisse kapılıyor ve o yüzden de nefret ediyorlar. Yani bu şeye yansıyan, işte Nişantaşı'na geldiler, oturdular, şöyle yaptılar, böyle yaptılar gibi ifadeler. Ya bir tür böyle paranoya hali bunun ifadesi. Bu anlamda bir gerilim kaçınılmaz. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız da o gerilim olacak. Ama bu gerilimin, bu travmanın atlatılabilmesi sürecinde rehabilite edici bir dil kullanması gerekirken Adalet ve Kalkınma Partisi geçtiğimiz dönemlerde bunu yapmadı. Ya da evet, bunun tersi anlamına da gelebilecek. İşte o zümrenin tepkiselliğini meşrulaştırmaya hizmet edecek kavramlar da kullandı. Kimsenin böyle özel olarak yani yaşam tarzını suçlaştıran bir düzenleme ya da işte böyle bir bastırma, bir tür tersi bir 28 Şubat olmadı. Ama burada kullanılan birçok ifade rahatsız edici oldu. Yani haklı olarak rahatsız edici oldu. Mesela bunun değişmesi lazım. Davutoğlu'yla Kılıçdaroğlu arasındaki mesela başlayan pozitif ilişkiye ihtiyacı var ülkenin. Yani daha önceki seçimlerde yaşamamıştık böyle bir şey sanırım. Evet, yaşamamıştık. İlk defa bu seçim. Ve yani koalisyon olur mu olmaz mı sürecinde başlayan bu ilişkinin özellikle Adalet Kalkınma Partisi tarafından, yani galip tarafından ve birinci parti tarafından ve hükümet olan parti tarafından daha fazla kullanılması ya da tercih edilmesi lazım. Yani birinin daha rehabilite edici bir dil kullanması lazım. Bu da büyük tarafa düşer. Mesela seçimden sonra arayıp kutlaması Kılıçdaroğlu'nun, işte böyle bir ilişkinin ürünü. Bunun şu anlama geliyor. Yani birbirlerini sevsinler, kuşlar, çiçekler, böcekler demiyorum. Yani bir sivil anayasa yapılma sürecinde yine her şey tekrar tartışılacak, gerilim olacak. Ama bu gerilimin sadece bir siyasi bir gerilimden ibaret olmasını sağlamak lazım. İnsani bir boyuta taşımamak lazım bunu. Şu anlama geliyor. Yani mesela diyelim ki bir değişiklik yapacaksınız. Hı hı. Örneğin HSYK'yı yeniden organize etmeniz gerekiyor. Evet. CHP bir sivil anayasaya karşı, çünkü ilk üç maddeyi değiştirmek istemeyecektir. Yani evet, her ne kadar seçimlerden önce Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında ilk üç maddenin de değişimine evet olabilir dediyse de ben bunun o gün için söylenmiş bir söz olduğunu düşünüyorum. O zaman yeni anayasayı unutalım mı? Hayır, demek istediğim şu. Mesela bu yeni anayasaya itiraz etse bile CHP, HSYK'nın düzenlenmesine ilişkin maddeye meclisteki dört partinin katıldığı sivil anayasa çalışma komisyonunda bir mutabakata varılmıştı. Ona itiraz etmeyebilir. Dolayısıyla en azından parçacı bir düzenlemeyle demokratikleşme için adım atılabilir. Bu da ilişkilere bağlı. Mesela görüştüğünüzde şunu söyleyebilirsiniz. En azından şuna itiraz etme. Geçmişte CHP itiraz etmişti. Hem de 17-25 Aralık sürecinde. Yani yargının tam da aslında onların istemediği türden kararlar verebileceğine dair kaygılarının olduğu bir ortamda daha demokratik sivil bir düzenlemeye itiraz etmişti. Şimdi tekrar edebilir belki ama siz onu koyun masaya, toplumun da gündemine getirin. Eğer itiraz ederse o zaman zaten daha
bundan sonra yargının vereceği kararlarla ilgili eleştiri de haklılık zemini kaybedecektir. Peki şöyle şey, o mümkün mü? Toplumun yani siyasi temsilcilerinin eliyle değil de farklı bir şekilde, çünkü hani o uzlaşma komisyonuyla bir adım atılamadı. Bunu gördük. Yani toplum da bunu gördü. Başka bir şekilde, yani referandumla anayasa değişmiş olsa. Tabii başka öyle bir olacak. Formül... Tabii yani her halükarda referandum gerekli zaten. Hı. Ama söylemek yok, istediğim... Yani orada hani bir komisyon kurulmadan direkt bir anayasa ve bütün maddeler oylamaya sunulsa filan. Şöyle oldu. Şu an aslında orada 4 tane partinin çalışması boşa gitmedi. Ya 60 tane madde var. Evet, ama üzerinde uzlaşılanlar var. Türkiye için sorun olan bu 60 madde değil ki yani. Doğru. Türkiye'nin... Ama onlar da önemli. Mesela şimdi yargıyı tartışıyoruz. Evet. İşte yargının verdiği kararları beğenmiyor muhalefet. Evet. Bazen hükümet de öyle. Ama yargıyı demokratik çeşitlilik, çoğulculuk esasına uygun olarak yeniden inşa etmenin formülü ellerinde var ve dördü de uzlaşmış durumda bununla ilgili. Evet. Şimdi sadece bunu getirseler bile yeterli. Bu da iletişimle ilgili, ilişkiyle ilgili bir şey. Eğer şunu yaparsa mesela, diyelim ki hükümet anayasa değişikliğine ilişkin çalışmalarını bir yandan yürütürken, bir yandan da tedirici bir yöntemle azar azar en azından hayatı daha kolaylaştıracak bazı adımları beraberce atmanın yollarını arayabilir. Mesela bu bir yaklaşım tarzı. Bunu gerçekleştirebilir. Eğer orada itiraz ederse muhalefet, hem de üzerinde daha önce uzlaştığı maddelere daha önce yaptığı gibi itiraz ederse, burada üstünlük hükümete geçer. Eğer itiraz etmezse hep beraber rahatlarız zaten. Yani bu düzenleme gerçekleşmiş olur. Bu ilk 3 maddeyle ilgili de HDP ile tabii ki işbirliği yapmak zorunda. Çünkü sonuçta CHP ile MHP'nin, yani CHP ne derse desin bugün, yani o konuda çok güvenilir bir tutum olacağını zannetmiyorum. Yani son demeç bu olsa bile itiraz edeceğini düşünüyorum ben. Özellikle Kemalist reflekslerin ya da o resmi ideolojiye ilişkin antidemokratik hassasiyetin devreye gireceğini düşünüyorum. Ya da hükümete herhangi bir şekilde bir iş yaptırmama kaygısının. Ama mesela HDP'nin yani anayasa önerisi, BDP o günkü ismiyle anayasa önerisi, bu ilk 3 maddenin de vatandaşlığının da ana dilde eğitiminde ideal bir formülasyon için elverişli. Şimdi şu ana kadar yaşananlar ne olursa olsun, HDP'nin bu süreçte kullandığı dil ne olursa olsun, sonuçta ikisinin beraberce bu değişikliği halk oyuna götürebileceği bir zemini var. Evet. Eğer o bu değişikliği, bu maddeyi ortaya koyduğunda HDP buna itiraz edecek olursa, dönüp Kürtlere bunu izah etmek zorunda kalacak. Yani anayasal vatandaşlığa elverişli, ana dilde eğitim dahil diğer bütün hakların zaten çoğu iade edildi, tamamlanmasını sağlayacak ve geniş bir ademi merkeziyetçi ya da özerk bir ülkeyi, yapıyı getirecek bir değişikliğe ben itiraz ettim demek zorunda. Yani ya da demese, yani aslında öyle olmasaydı böyle olurdu gibi şeyler söylese de, bu son seçimde gösterdi ki propagandanın ya da manipülasyonun da bir sınırı var. İnsanlar neyin ne olduğunu görüyorlar. Yani geçen seçimlerde verdiği oyu bu sefer esirgediyse Kürt seçmen, o zaman o istediğiniz kadar ikna edici bir dil kullanın, retorik mükemmel olsun ama anlam doğru olmayınca insanlar bunu fark ediyorlar. Yani AK Parti'yi, AK Parti'nin o anlamda yapması gereken hem yaklaşım tarzı, perspektif, dil, hem de bu demokratik içerik anlamında da siyaseti yeniden inşa etmek. Aslında önerdiğim de çok da böyle atla deve ya da çok afaki şeyler değil. Daha belki, önceki evet, performansı tabii. Ve onun devamı. Evet, belki tek başına, yani bir dönem çözüm sürecini konuşurken İçişleri Bakanlığı'ndan alınması, çünkü yani İçişleri Bakanlığı olması güvenlik politikalarını hatırlatıyordu. Bu bağlamda belki Türkiye'nin geneli açısından demokratikleşmeden sorumlu bir bakan olsa ya da başbakan yardımcısı olmuş olsa, yani sadece çözüm süreciyle ilgilenen değil. Çünkü demokratikleşme tüm Türkiye'nin sorunu. Evet, belki bir çözüm olabilir ama yani yeni bir bakanlık ihdas etmektense belki eski defterleri ya da bir bakanlığın şey olabilir ama yani bu konuda da tabii daha önceki performanslarına da bakmak lazım o kişinin, görevlendirilecek olan kişinin, ve aşağıdan yukarıya bir
denetim önemli. İki şeyi daha vurgulamak istiyorum bu atılması gereken adımlarla ilgili. Birincisi Alevi meselesiyle ilgili. Evet. Hükümet aslında bu son seçimlerle beraber çok önemli bir fırsat yakaladı. Bunu kullanıp kullanamayacağından emin değilim. Ama zorunlu din dersi başta olmak üzere cemevlerine hukuki statüyü de içerecek bir şekilde o çalıştayların gerektirdiği, o çalıştaylardaki somutlaşan adımları atması gerekiyor. Şundan dolayı önemli. Mesela CHP ile yapılacak olan... İnatlaşmadan vazgeçmek gerekiyor. Yani anlamsız bir şey. Yani, anlamsız bir şeye dönüştü. O kadar, ve sadece çalıştay. Yani mesela o kadar haksız ve irrasyonel ki şey. Kürt yani, sorununda çok önemli adımlar attı. Evet. Yani cesurca bedeller ödemeyi kabullenerek adım attı ama aynı performansı, aynı yürekliliği Alevi sorununda göstermedi maalesef. Evet. Sadece çalıştaylar düzeyinde kaldı. Evet, yani çalıştaylar düzeyinde kalmasın noktasında da kendisini savunacak bir durumda değil artık AK Parti. Evet. Diye düşünüyorum. Yani. Şöyle bir şey de var. Yani şimdi eğer koalisyon yapmış olsaydı Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu, yani AK Parti ile CHP o zaman atmış olsaydı bu adımları, belki o tarihsel uzlaşma, o köprülerin yeniden kurulması, ta aslında uzun yüzyıllara belki ya da Cumhuriyet'in 90 senesine dayanan o travmatik ruh halinin tamir edilmesi bakımından çok büyük bir etkisi olmayacaktı. Şunu söyleyecekler, zaten CHP'nin ağırlıklı olarak oy tabanını oluşturan Alevilerin işte oy verdiği parti bunu sağladı diyeceklerdi. Ama şimdi AK Parti'nin elinde önemli bir imkan var. Yani geniş bir sünni çoğunluktan gelen, Alevilerden çok az oy aldığı görülen ya da öyle bir görüntü var. Öyle de olduğunu düşünüyorum ben. Bir parti bunu yapacak olursa işte sadece siyasi bir sorunu çözmüş olmakla kalmaz. Tarihsel anlamda kopmuş olan dokuların da yeniden birbirini bulmasına, bir anlama zemininin olmasına, bu travmanın aşılmasına katkısı olur. Bu Alevi sorunu tek başına çözer demiyorum. Ama daha şöyle, daha bir sürü şeyin gerekli olduğunu tabii ki, düşünüyorum. Bu ama daha somut mesela adımdır yani. Adımlar evet, daha somut adımlar nasıl atılabilir? Alevi mesela valiler atanmış olsa. Mesela bu şey önemli. İstihdam meselesindeki şikayetler önemli. Yani hükümet olduğunu söylüyor. İşte ötekiler olmadığını söylüyorlar. Ama bunu çok daha eğer yoksa gerçekten ya da burada ciddi bir şey varsa, eksiklik varsa tamamlamak gerekiyor. Evet. Yani bunu nasıl yaparsınız? Mesela mülakat sistemini sınavlardan kaldırarak yaparsınız. Ben yani şunu söyleyebilirsiniz, yani bazı işlerin yapılması için özel bir hüner gerektiriyor. Ama emin olun, biraz abartarak, bilerek söylüyorum, abartıyorum. Evet. Kekeme bir spikeri mülakat sistemine tercih ederim. Yani çünkü yaşadığımız durumda bu travmayı aşabilecek olan bir şey de, adım da bu. İşte, yani söylemek istediğim şey bu. Biraz toplumda tabii bu adımlar atılmalı ve artık AK Parti hükümeti de 13 yıllık bir iktidar ve hükümetten bahsediyoruz. 4 yıl daha bu ülkeyi idare edecek. Neredeyse hani devlet dediğimiz zaman AK Parti'yi algılayacağız. Yani böyle buna doğru evriliyor. Yani tek aynı başına dalga hükümet böyle eden parti anlamında. Evet, artık hani muktedir. Önceden hani bir şey vardı, iktidarlı zaman muktedir değiliz. Alevi sorunu konusunda kesinlikle artık ipe un sermemeli ve hani siyasi manevralar da yapmamalı. Aleviler kendi arasında karar versinler, ondan sonra biz yapalım gibi. Bu ipe un sermek gibi geliyor bana. Yani siyasi manevra ve siyasi kurnazlık demek daha da doğru olabilir belki. Bunları acilen yapması lazım. İlk etapta yapması gereken bunlar. Çünkü bunlar hani siyaset üstü meseleler. Görünür olması için de bu bağlamda hani bürokrasiye de kendi vatandaşına güvenmesi lazım. Valilik olabilir, emniyet müdürü olabilir. Neyse, daha yani neyse, yani evet, hangi daha somut adımlar. Yani bir erkeğe açık olan bir hiçbir makam bir kadına kapalı olmamalıdır. Bir Sünni'ye açık olan Alevi'ye, bir Kürt'e açık olan Türkiye ya da Türkiye açık olan Ermeni'ye ve Yahudi'ye kapalı olmamalıdır. Yani bu konuda radikal bir eşitlikçi politikayı bizzat gerçekleştirmek için kendisinin bir şeyler yapması gerekir. Çünkü Alevi meselesinde de mesela esas sorun sanki inancı ilişkinmiş gibi görünse de aslında insanların doğrudan hayatına değen bazı meseleler. İş yaptırmak istediği zaman
işte CHP'li milletvekilini değil de ötekini de arayabilmeli. Evet. Arayan var ama yani bunun daha görünür ya da genel hale gelmesi lazım. Milletvekilini aramak eğer bir problemse bunu hiç kimsenin yapmaması lazım. Eğer ama bu bir yol ise o zaman en azından burada da bu yolu herkesin kullanabilmesi lazım. Bu siyasi olanı da aşan bir şey. İkinci bir şey daha eğer vaktim varsa var, şey var, yapacağım. Tabii ki. Yani. Bu da Kürt meselesinde çözüm için geçenlerde işte AK Partili yetkililerden birisi, ismini hatırlayamıyorum. Artık Öcalan'ın işte şeyi bitmiştir, ona gerek kalmamıştır gibi bir şey söyledi. Şimdi Kürt meselesinde topluma yönelmek ve bütün çeşitliliğiyle Kürtlerin kendilerini ifade edebileceklerini, taleplerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturmak önemli ve değerli. Ama Kürt meselesinin çözülmesi için atılması gereken adımlarla silahın tasfiyesiyle ilgili atılması gereken adımları da birbirine karıştırmamak lazım. Silahın tasfiyesi söz konusu olduğu zaman tabii ki elinde silahlı olanla görüşmeniz gerekiyor. Şimdi bugün yaşadığımız travma, acılar, PKK'nın o işlediği cinayetlere duyduğumuz haklı tepki, yarın öbür gün bu meselenin çözümü noktasında yapılması gerekenleri ertelemeyi gerektirmemeli. Ya da mesela Abdullah Öcalan'ın sonuçta buradaki rolünü de hani artık daha yokmuş ya da olmazmış gibi görmeyi gerektirmemeli. Yani bu 90'lı yıllar tartışmasına hiçbir zaman katılmadım. Yani evet. 90'lı yılları bilmeden oturup ülkenin batısından Güneydoğu 90'lı yıllara geri döndürüyor deyip kalem oynatmak, çıkıp televizyonlarda konuşmak çok büyük haksızlık. Ama zaten görüldü, görüldü. Ama yani bir şey var. Yani benim algılayamadığım, burada mesela ağırladığım tüm AK Partili siyasetçiler, çözüm sürecinin içinde aktörleri, isimleri de ağırladığım zaman hep şu sorunun peşinde oldum aslında. AK Parti ilk defa, yani bu çözüm süreci başladıktan sonra Kürt sorunu ve terör sorunu kavramını birbirine ayırdı. 90'lı yıllarda bir Kürt, aynı zamanda hemen Kürt dediğiniz zaman terörist olarak algılanıyordu ve birbirine geçmişti. Yani ne olduğunu bilmiyorduk. Ayrıştı. Ama bu süreçte özellikle 24 Temmuz'dan sonra gerçi bu buzdolabına kalktı söylemi 24 Temmuz'dan sonra oldu değil mi? Yanlış hatırlamayın. Burada bir şey oldu. Yani terörle mücadele ederken aynı zamanda, yani güvenlik boyutu yürürken aynı zamanda reform, yani çözüm süreci de, demokratikleşme süreci de devam etmeli. Ya da şöyle söyleyeyim, en azından halka kalktı, evet, denmemeliydi. Yani bunun sadece bir tek, hani bu noktada AK Parti'nin ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu buzdolabına kalktı söylemi olmamalıydı. Çünkü hani terörist silah bırakacak, tamam, ondan sonra çözüm süreci devam etmek biraz bana hani siyaseten böyle sorunlu bir şöyle çözüm açıklama. Sürecinin önemli siz nasıl bir düşünüyorsunuz boyutu, bilmiyorum ama evet. Ben hep yani halk cezalandırılmamalı, yani git tamam askeri operasyonları devam ettir ama halkı da bundan ayrıştırdığını göstermek için inadına bu süreci devam ettir, yani buzdolabına kalktığını açıklamamalıydı. Yani aslında çözüm süreci dediğimiz zaman bir meselenin barış yoluyla, hak adalet temelinde, evrensel tecrübeyle dikkat alarak çözümünden bahsediyoruz. Bir de bununla beraber, bununla iç içe olan başka bir şey var. O da silahın tasfiyesi. Evet. Yani ikisi birbirine karıştırıldığı için genellikle bu oluyor. Ya da belki söyleyenin kastettiği bir tanesi ama insanlar öbürünü anlıyorlar. Evet. O yüzden adını koyarak konuşmak lazım. Yani silahı tasfiye etmek istediğinizde tabii ki silahı elinde tutanla konuşmak durumundasınız. Bu daha öncesindeki zaten var şu an devam evet, ediyor var. Ve bir hukuk içinde kalmak koşuluyla herhangi bir devletin silahlı bir güce karşı kendisini veya toplumu savunma hakkı vardır. Yetkisi vardır bu anlamda. Evet. Burada bir problem yok. Hükümet şunu yapmayı da başardı bu aslında 4 aylık süre içinde. Mesela önceki bir dönemde olsaydı, hendekler kazasaydı, şehir tutulsaydı, işte daha önce yaşadığımız örnekleri hatırlayın, şehri kurşun yağmuruna tutarlardı. Evet. Bu sefer öyle olmadı. Yani güvenlik kuvvetlerinin kayıp vermesini göze alma pahasına Kürtler ve oradaki sivil vatandaşlar ile, çocuklarla, kadınlarla
PKK'lıları birbirinden ayırt etmeyi ayırt etmeye çalıştılar. Bu önemli bir şey. Yok, bu da görüldü yani. Yok, bu konuda ayırt edildi. Bunlar hani ilk defa hani seni söylediğine cevap olarak söylemiyorum. Anladım, yani, tamam. Evet. Sadece hani böyle bir söylemin Kürt halkını incitmiş olabilir mi? Ya da ikisi beraber yürümesi mümkün değil miydi? Yani zaten daha önce incitildi zaten. O yüzden işte oylar kaybedildi. ama sonrasındaki o ifadeler şey oldu. Hatta mesela hatırlayın Davutoğlu'nun Beyaz Toros'la ilgili söylediklerini çarpıtmayı denediler HDP. Evet. Ama o öyle olmadığını bu sefer yemedi halk. Evet, bu sefer izah ettiler. Yani gerçekten de şeydi. İnsanların zekasına fazlasıyla haksızlık edecek bir yaklaşımdı. Evet. Yani musluklardan kan akan billboardları tehdit olarak algılamayanlar, biz gidersek bizi indirirlerse Beyaz Toros geliri tehdit olarak sunmayı denediler ama öyle değildi. Zaten çok net bir şekilde işte söylüyordu Başbakan, yani bizi indirirlerse, hani indirdikten sonra ben Beyaz Toros getiririm gibi bir anlam çıkmazdı o sözlerden. Evet. Zaten onu indiren irade onu da getirebilecek iradeydi ve öyledir de gerçekten. Yani gerçekten bu anlamda biz halkın feraseti, sağduyusu ne derseniz deyin. Yani o umulan HDP'nin zannettiği, Türk solunun da biraz belki şeyiyle bir CHP-MHP koalisyonunu, yani AK Parti'nin alaşağı edildiği bir koalisyonun İttihat Terakki ile işte ona bağlanan umutlarla sonra yaşananları beraberinde getirmesi, tarihin bu anlamda tekerrür etmesi çok mümkündü. Yani ne zannediyorlardı ki bir tarafında MHP'nin öbür tarafında CHP'nin bulunduğu bir koalisyonun ana dilde eğitim hakkının iadesi için çalışacağını mı? Yani bunun olmayacağı çok belliydi. Ama böyle bu özellikle de artık anakronik, tarih dışı kalmış bazı yazarların işte bu anti Erdoğancı, yani bir tür travma yaşıyorlar onlar da aslında. Hallerini etkisine girdi. Koca bir hareketi onun etkisine soktular. Koca bir hareketi, milyonlarca Kürt'ün oyunu gidip marjinali bazı partilerin söylemleriyle birleştirdiler. Şimdi evet, seni başkan yaptırmayacağız bir tercih olabilir, bir siyasi partinin tercihi olabilir ama Kürt sorununun çözümü için ortaya çıkmış bir partinin birincil önceliği bu mu olmalıydı? Hadi oldu diyelim. Yani AK Parti'ye ne içeriden ne dışarıdan destek vereceğiz dedi mesela. Şimdi MHP için aynı kotayı koymadı ya da aynı böyle kategorik tavrı almadı. Sormaz mı insanlar? Yani MHP Kürt sorununun çözümü noktasında AK Parti'den daha mı umut verici bir noktada ya da CHP? Şimdi bütün bunları dikkate aldığı zaman seçmen, yani ülkenin gitmek üzere olduğu yeri de gördüğünde, özellikle dış kuşatmanın da ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani, şu andaki Batı medyasının seçim sonrası attığı başlıkları nasıl değerlendiriyorsun? Bizim Türkiye'deki medyanın bir bölümüne benziyor. Yani bazı yazarlara bakıyorum, son 10 yazısının başına bakıyorum, hepsinde Erdoğan geçiyor. Evet. Yani işte ey Erdoğan. Hudi dediler yani. Efendim? Siyasetin Hudi'ni Erdoğan. Ya problem şu. Ama yani, daha düne kadar aynı mesela, evet, medya kuruluşlarına bakıyorsun, daha düne kadar Erdoğan gitti, gömüldü, battı, işte gitti filan. Yani realiteyi o kadar şey yazıları, evet, çıkmaya başladığını söyledi. Geçen mesela eski Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu yayında dedi ki, biliyor musunuz dedi, herhalde dedi yüzde tek başına AK Parti'nin iktidara geleceğini anladı Batı medyası. Erdoğan'a güvenmek için 9 sebep gibi yazılar çıkıyor artık. Hmm. Şimdi bir anda döndüler ama. Çok şöyle biraz Batı medyasının şöyle bir handikapı da var. Yani daha çok bilgiyi buradaki meslektaşlarından alıyorlar ve daha önceden kurdukları ilişki daha çok oligarşi medyasıyla, evet, ya da Türkiye'deki işte bu insan hakları örgütü lerine de bir şekilde girmiş çıkmış olan radikal sol gruplar üzerinden. Şimdi onların yansıttığı Türkiye'de İstanbul'da, Üsküdar'da yolda yürüyen ya da işte Sultanbeyli'de yolda yürüyen, evet, Beylikdüzü'nde yolda yürüyen insanın gördüğü Türkiye değil. Evet. Bambaşka bir şey. Realiteden bu kadar koparsanız da yaptığınız yorumlarla işte daha sonra insanlar mizah malzemesi, evet, olarak kullanırlar. Berat, çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sağ olasın. Ben istifade ettim söylediklerinden.
Umarım izleyicilerimiz açısından da istifade ettikleri, faydalandıkları bir program olmuştur. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. AK Parti'yi ve seçim sonuçlarını herhalde uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimizi yanıltan bir sonuç oldu, itiraf etmek çok gerekirse. Çok üzülmüş görmüyorsun ama bu yanılmaktan dolayı. Yok tabii ki. Keşke her sonuç böyle hani yanılgımız, sevinmemizi gerektiren yanılgılarımız olmuş olsa. Çok teşekkürler. Evet, programımızın sonuna geldik. Program konuğu Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve serbestiyet yazarı Profesör Doktor Bekir Berat Özüpek'ti. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.